Merhabalar arkadaşlar, ben Görkem. Bugün arkadaşlar günah dolu bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün bana yazmış olduğunuz itirafınızı okuyacağım. İlk 3 bölümü izlemediyseniz kanalda bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında yeni bölümlerin gelmesini istiyorsanız Instagram üzerinde takipte kalmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi laf uzatmadan gelin. Ne boklar yediğiniz, ay pardon, İtiraflarınızı okuyalım. Küçükken Alacakaranlık izleyip geceleri balkona çıkıp vampirlere seslenirdim. Evet, bu arkadaşımız biraz fazla kaptırmış kendini. Hani geceleri balkona çıkıyor. Hey! Vampirler hey! Ne saçma bir itiraf ya bu. Ben malım. Kendini bilmene sevindim. Şaka şaka. Böylesini ilk defa görüyorum. Kendine mal demeyen de ne bileyim. Sevdiğim çocuğun evine gidip tişörtünü almıştım koklamak için. Evet, bir bu eksikti yani. Bunu da gördük ya. Başka bir şey istemem ben. Yani sevdiği çocuğun evine gidiyor. Ondan sonra tişörtünü alıyor. Evde de... Aşkım. Bu nedir ya? Küçükken çok fazla örümcek adam izlerdim ve gördüğüm her örümceği kendimi ısıttırmaya çalışırdım. Bu bende de vardı bu düşünce. Ama böyle yani bir iki defa aklıma geldi, sonra gitti. Sen bildiğin her örümceğe ısır. Isır, ısır. Demişsin anlattıklarına göre, yani büyük ihtimal öyle. Örümcek adam oldun mu bari? Bir yıllık sevgilimden senin için ayrıldım. Ne? Benim için mi? Lütfen bana ironi olduğunu söyle. Okuldaki bölüm hocasına aşığım. Bari evli miydi? Bekarsa git bir şey yap yani. Ya ben yorum yapamıyorum itiraflarınızı. Öyle itiraflar yazıyorsun ki adamı baga sokuyorsun. Ya ben şimdi buna ne yorum yapabilirim? Sevgili yapamıyorum çünkü utanıyorum demiş bu kardeşimiz. Bunu bir erkek yazmıştı. Yani kardeşim, neyden utanıyorsun? Adam akıllı, git. Hoşlandığın biri varsa işte git konuş. Kabul eder, etmezse deneyim kazanırsın. Ve bir insan ne kadar çok reddedilirse o kadar çok gelişir. Bunu da unutmayın. Ben kaç defa reddedilmiştim? Muhabbet kuşumla öpüşüyorum. Bunda bir şey yok. Bu muhabbet kuşunu da öpersin yani kafasından falan. Ama böyle sapık bir şekilde öpüyorsan da... Babamın aletini görmüştüm. Alet mi? Oğlum bu çok şey ya. Bu çok komik geldi bana. Öyle bir yazmış ki yani gülesi geliyor insanın. Ne gülüyorsun lan? Onun beni kıskanması aşırı hoşuma gidiyor. İçime sokmak istiyorum. Oğlum alın bunu buradan ya. Hoşuna gidiyor, okey, onu anladık. İçine ne sokacak? Tövbe estağfurullah ya. Arkadaşlar vallahi saygımı bozuyorlar, benim terbiyemi bozuyorlar ya. Bir tane kızdan gelen bir itiraf. Erkek olmak istiyorum. Okey, bu senin düşüncen. Video sarı dolar yiyecek. Sevgilim olduğu zaman erkeklerle konuşuyordum. Helal olsun. Gerçekten mükemmel. Oğlum oraya gelsem kafanı Why Jane? Why Porsche? Nereden geliyor bu rahatlık, milleti anlamıyorum ben ya. İnşallah şaka yapıyorsunuzdur. Baba tarafından nefret ediyorum. Bu o kadar içten yazmış ki hissettim nefret ettiğini. Baba tarafından nefret ediyorum, nefret. Birçok insan baba tarafından nefret ediyor. Bunun sebebi bilinmiyor. Ben baba tarafından nefret ediyor muyum? Bunu asla söylemeyeceğim. Olabilir, nefret edebilirsin. Bir şey yaşamışsın ki nefret ediyorsun. Yani ama birçok insan böyle, duyduğum kadarıyla. Baba tarafındaki işte akrabalar, kuzenlerden nefret ediyor adam. Babamın telefonunda çok kötü fotolar görmüştüm. Oğlum çok utanç verici şeyler yaşamışsınız ya. Harbi diyorum var ya, insan böyle bir empati yaptığı zaman da, düşündüğü zaman da çok kötü oluyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz sana da. Arkadaşımın şu an sev olduğu kişi benim de sevim. Oğlum sevmem ne ya? Yok, benim sev olduğum kişi onun da sevi. Yaşın kaç lan senin? Bunu bir kız yazmıştı bu arada. Nasıl bir kafada yaşıyorsunuz? Vallahi hiç anlamıyorum ya. Bilerek kızlara çarpıyordum. Bu sayısalcı herhalde. Bu arkadaş yürürken falan bilerek kızlara çarpıyormuş. Oğlum manyak mısın lan sen? Yok, biri balkona çıkıyor vampir diye sesleniyor. Diğeri babasının telefonunu nude görüyor. Nasıl bir kafadasın vallahi anlamıyorum ben ya. İzleyicilerle birlikte çözemedik yani. Her alışveriş yaptığımda oradaki parfümden sıkıyorum. Oğlum kutuda falan olmuyor mu lan? Açık, ben hiç görmedim alışveriş merkezinde. Kutuyu da açıp sıkıyorsan. İlişkilerde aldatan taraf ben oluyorum. Bir de rahatça söylüyorlar ya, ben ona delileniyorum ya. Sebep? Mantıklı bir açıklama bekliyorum senden. Evet, dinliyorum. Ya ben mesela hiç aldatılmadım, aldatmadım da. O yüzden bu tarz konulara fazla yorum yapmayacağım. Ama şunu söyleyeyim. Şerefsizsin. Aşık olduğum birine kanka demiştim. Aga be. Bu kardeşimiz için yakıyoruz. Kırılmış boğazım, bekliyorlar. Yengem sana aşık. Anasını be. Bir insan yalan atar da inandırıcı bir yalan atmaya çalışır. Anasını yalanın. Kusura bakmayın arkadaşlar, sansürlü duyuyorsunuz küfürleri ama yani hakikaten yengem sana aşık falan diyor. Mal mısınız nesiniz ya? Daha önce bokuma dokundum. Her videoda midem bulanmak zorunda mı ya? Birinci bölümde mi de bokunu yiyen var. Abi bu hiçbir şey onun yanında. Bir dokunayım ya. Arkadaşlar çok garipsiniz ya. Sevgilimin yüzünü yalama hoşuma gidiyor. Bunun için benden ayrıldı. İyi ki de ayrılmış. Yüzünü yalamak ne oğlum? Düşünsenize olay şöyle oluyor. Gel buraya. Yalıyorsun yalıyorsun, mal mıdır nedir ya, dondurma yalıyorsan ayrılıyorum senden, git ya.
Misafirliğe gittiğim evlerden sürekli eşya çalıyorum. Bir de çalıyorum demiş. Devam ediyor galiba. Ben seni bir polise şikayet edeyim, kullanıcı adını vereyim. Bu nedir ya? Hırsız da mı görecektik ya? Anıl seni seviyorum. Bu da aşkını itiraf ediyor da oğlum benim Anıl isminde kaç bin izleyen var şu an burada. Tüm Anıl isminde olanlar üstüne alındı. Ailemden gizli bir sene sigara içtim. Bravo kardeşim. Arkadaşlar bu arada şaka bir yana sigara içmeyin. Ben mesela 18 yaşındayım, hiç içmedim. İçmem de çünkü gerçekten hiçbir faydası yok. Kendinize zarar vermekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Sigara içmeyin, işittirmeyin. Sigara bırakma hattı Görkem Kıraslan. Yanlışlıkla erkekler tuvaletine girmişim. Hayır, hiçbir şeyi görmedin. İsvari görünce geri çıkma gereği duymadın mı? Bir de içeride erkekler olduğunu düşünsenize. Utanç verici. 5 kişiye verdim, pişman değilim. Bir şey diyeceğim, videodayız yani. Ulan şaka bir yana gerçekten gülüp geçiyoruz ama durumunuz vahim arkadaşlar yani, bunları yazanlar kafanızı s**. Her gün sebepsizce ağlıyorum. Kırılmış boğazım bekliyor. Aga be, bu kardeşimiz için de yakalım. Neden ağlıyorsun peki yani, sebepsizce, sebebini bilmiyorsun ama neden ağlıyorsun? Umarım kötü şeyler yaşamıyorsundur. Boş şeylere üzülmeyin. Bunu diyebilirim sadece. Senin sarışınlardan hoşlandığını duyunca çok sinirlenip abonelikten çıkmıştım. Niye abonelikten çıkıyorsun? Bu bir sadece şey yani. Bu kendi fikrim, kendi zevkim. Sebepsizce herkesten nefret ediyorum. Bunu ben kaç kişiden duydum ya. Herkes birbirinden nefret ediyor. Nasıl bir hal aldık? Bu videoyu da izliyorum. Mahallede bana karatan ağzına sıçayım donlu p***ing. Herhalde arkadaşın mahallesinde biri buna kar atmış. Bunda g*** donmuş. Ve benim izleyicimmiş o herhalde. Niye çocuğa kar atıyorsun lan? Oğlum sen de atsana, mal gibi durmuşsun orada herhalde. Her derste mikrofon bozuk deyip konuşmuyorum. Efsanesin. Böyle devam et. Başarıların devamını s***. Online dersinize düzenli girin arkadaşlar. Derslerinize düzenli katılın. Şimdi kötü örnek olmayayım burada. Ben giriyor muyum derslere? Orasını boş verin. Her neyse, itiraflar bu kadardı. Yine birbirinden garip, birbirinden saçma, birbirinden komik itiraflar vardı. Umarım video beğenmişsinizdir. 5. bölümü gelsin mi yorumlarda belirtin. Yandaki videoları tıklayarak önceki videoları gidebilirim. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.